Sayın Valim, Sayın Tugay Komutanım, Sayın, tamam göremiyorum tabii şu yapı oturduğunu. Rektörümüz var, İl Emniyet Müdürümüz var, AK Parti efendim il başkanımız var, vali yardımcılarımız var. Tabii Sayın Savcımız burada var. Jandarma komutanımız. Evet sevgili gençler, büyük öğrenciler, hepinizi saygı, sevgi, muhabbet umuyorum. Malumunuz bugün 1 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Evet. Doğa farklı bir olay. Doğayla takışmaya gelmez. Doğayla iyi geçirmenin yolları ona bakmakla, yani sevgiyle yaklaşmakla olur. Doğanın hesabı çok ağır olur. Hani diyoruz ya, ya Rabbi bilinir bilinmez afetlerden, doğa afetlerden bizleri muhafaza eyle diyoruz. Onun için o bilinir bilinmez doğa afetlerinin doğasını yapmadan önce hazırlığını yapmamız gerektiğine inanıyorum. İşte o günlerden biri de bugün. Orman hem nefes almamıza hem çevrenin doğal güzelliğinin sebeplerindendir. Nasıl insanın evi varsa fidanın da evi topraktır. İnsanların gelişmesi, güzelleşmesi, tahsilini yapıp efendim başarılı bir yerde görev yapması gibi fidanlarımız öyledir. Toprakla buluşturduktan sonra önce biraz boylar atar, sonra dalları çıkar, sonra meyve veya çiçek verirler. Tamamen bakımla alakalıdır. Eğer evlatlarımıza nasıl sahip çıkmıyor, efendim, oradaki sokakta ne yapar ne yapmaz bizi ilgilendirmez diyor isek, ki öyle dememiz mümkün değil, ondan sonra gelecek belaya, musibete de rıza göstereceğiz demektir. Aynen orman da böyledir. Efendim, ben bu ağacın dalına, bacağına, budağına karışmam. Suyunu, fidanını, bağını, budağını beni ilgilendirir demezseniz bağa girdim, boşluğuna çubuk değdi gözüme dersiniz ondan sonra. Maazallah orada da hesap sorulur. Aynen insanların evi gibi efendim fidanların da evi topraktır, buluşturmamız lazım. Tabi sayın vekillerimiz burada olsaydı ben onlara bir şey söylemiştim. Tam da bugünü diye söylüyorum. Malumunuz tabi devletimizin öngörüsüdür. Ben bir eleştiri anlamında söylemiyorum. Bunu zinhar yanlış anlaşılmasın. İşsizlik ücreti ödüyoruz. Ben sayın vekillerimize dedim ki bunu bir önerge olarak verebilir miyiz acaba diye. Kendiler de vereceklerini beyan ettiler. Elimizde orman dairelerimizin bol bol fidanları var. İşsizlik ücreti ödediklerimize 6 ay 8 ay işsizlik ücreti ödüyoruz. Diyelim ki haftanın 3 günü gelin herhangi yerde fidan dikelim kardeşim. Efendim? Başkanım trend topik olsun. Olsun. Olsun efendim. Efendim. Yani bu işsizlik ücretini öderken adama yan gel Osman 6 ay yat dediğimiz aralık haftanın 3 günü geleceksin kardeşim şu kırsal alanlara elimizde fidanlar var çalışacaksın diyelim. Bunda bir mahsur yok. Hem insanlarımızı yatmaktan kurtarırız. Efendim yani belediyelere böyle bir yetki versene böyle bir imkan olsa ben öyle yaparım şahsen. Evet. Bu manada da bizim hiç kırsal alanımız kalmaz diye düşünüyorum. Evet. Orman, tabi Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerif var. Kıyametin kopacağını bilseniz de o gün elinizde bir fidan varsa onu toprakla buluştururuz hadis-i şerifine. Efendim, biz Müslümanlar efendim bu noktada ehemmiyet vermeliyiz. O imkanlar varsa efendim onu değerlendirmeliyiz. Tabii ki belli yaştan sonra devran zaman geçiyor. Lakin burada sevgili yavrularımız, sevgili küçükler var.
eğer bunları öyle alıştırırsak ellerindeki bir kulağın iki tanesini alın öyle verirsek kesinlikle 10 yıl sonra başarılı olacaklardır. Neden? Evde bakıyoruz mesela bizim torunlar odada sigara içittirmiyorlar. Aman dedi aman dedi elinden tuttuğu gibi dışarı götürüyorlar. Çocuklar öyleler. İnşallah bu gençlerimiz de bu sevdayla sevdalanırlar. Efendim doğu orman noktasında da duyarlı olurlar diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Efendim yine iştirak eden kıymetli hemşehrilerime saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüzü bu hassasiyetlerinden dolayı senede birkaç kez bunu vesilelerle yeniliyorlar. Hasreten onlara da teşekkür ediyorum. Herkese saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biraz daha geri çıkın arkadaşlar. Şundan bir tane atacağız. Tut, evet. Tut bakayım. Tamam. Attık. Tamam hadi. Hadi o kireye başkasına ver. Biraz onlara. Sen gör onu. Gel. Al bakalım. Üstad. Gel. Gel. Hadi bir de can atsın onlar. Gel. 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 Gel bakayım. Gel. 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 Gel bakayım gel. Gel paşam. Aman. Bir şey olmaz. Ona bir şey olmaz. O komando. O, o şey çelikten o. Kuş hadi bakalım. Gel o gel. Gel bakayım. Gel sen de geç hadi gel. Teşekkür ederim. O zaman sen biraz yine alalım. Tamam. Hadi bakalım. Aç, çek, 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 çek. Gel, bir daha et. Of, 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 maşallah. Tamam bu. Hadi. Gel. Evet. Çocuklar buradayız. Hadi, gel, gel. Evet. Abi.